الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا Dede nüfusa göre 1900 Allah-u Alem 28'de Tonya'da doğdu. Ömrü Kur'an'la geçti. Gençliği Trabzon Maçka'da, Ordu'da, Gümüşhane'de imamlık yaptı. 64'te Kur'an kursu öğretmeni iken Almanya'ya gitti. Orada biz küçük olduğumuz için çok uzun süreli çalışmadı. Geri döndü. Sonra bizim köye geldi. Yani Livera'ya, Maçka Yazlık Köyü'ne. Oradan da 1982'de Eskişehir Şeker Mahallesi Camii'ne İmam Hatip olarak atandı. Oradan emekli oldu. Deden Kur'an aşığıydı. Her nereye giderse gitsin Kur'an okumasıyla hep tanınırdı. Sadece çarşamba günleri ezan okurdu. Diğer günler müezzin ezan okurdu. Çarşamba günü herkes Hacı Baba'yı dinlerdi. Oturur dinlerdi. O kadar yanık ve garip bir sesi vardı. Tören yapılacağı zaman, bir açılış yapılacağı zaman Kur'an okunacak. İmamlar veya müftülük, kaymakamlık der ki bu açılışta kim ezan okuyacak veya kim Kur'an okuyacak? İlk akla gelen deden yani, babam da yani burada. İlle de o gelecek, o okuyacak diye. Eskiden köyde hoparlör yoktu, mikrofon yoktu. Minareye çıkardı. Minare yüksek minare. Bulunduğu yer çevreye göre bayağı yüksek bir yerde cami. Karşı köy, yani birkaç köy bizim camiyi görebiliyordu. Ezan onun sesiyle ayrı bir güzelleşiyordu. Hem manası hem şeyi
herkes diyordu. Livera'da okunan ezanı biz dinlediğimiz zaman yani insan ruhen huzur bulur. Yani insanın kalbine hitap ediyor. İnanan insanın kalbine hitap ediyor. Çok rahat oluyor insan. Rahatlıyor yani böyle. Dilaveti olan zamanda camide her köyden hafızlar Kur'an okuyor. Babam da denk gelmiş. Tonya'nın pazarı çok kalabalık. Orada bir Kur'an okudu. Müftü çağırmış onu. Demiş ki sen bunu nerede öğrendin bu Kur'an okumayı dedi. Burada. Hocam şurada. Olmaz demiş. Bu Kur'an tilavetini, bu makamı burada öğrenemezsin. İnanmadı. Ve babamı hemen dedi, müftü dedi ki seni ben artık filan yere imam olarak göndereceğim. Hazırlıklı ol filan. İşte ondan sonra Maçka'ya geldi müftü. Babamı çağırdı Maçka'ya. O müftünün babası Maçka'nın müftüsüymüş. Ona demiş ki ben sana bir imam gönderiyorum. Bu imamı muhakkak değerlendir. Sonra çocuklar bazı zaman mesela boşta kaldıklarında pazar günleri genelde diyelim ki yapılacak bir iş mi var diyelim köyde. Onlar gelirlerdi. Köyde hocanın yapılacak olan işini yaparlardı. Öyle giderlerdi. O bir gelenek diye eskiden. Babam da mesela öğrenciliğinde okuduğu hocanın mesela dersi alırdı, dersi verirdi. Yapılacak bir işi var mı ona yardım ederdi yani. Bu eskiden beri o gelenektir. Şimdi birine desen ki gel şunu yap, burun kıvırıyor. Mesela babam okumaya gittiği köy, bizim köy diyelim burada, okuduğu köy Huzur Mahallesi'nde, daha uzakta. Öyle giderken ne götürürmüş, mesela o da yiyecek biraz mısır, o zaman ancak o vardı, patates götürürdü. Orada o hoca evinde pişirir, okuttuğu talebeleri orada yedirirdi yani. Yani hoca aileden biri, köyden biriymiş gibi, ben hocayım diye ortalığa çıkmazdı yani. Ama en iyi kıraatı okutuyordu. سبحانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت Anne kurban olsun bunu anne. Benim çiçirim. Anne kurban olsun bunun kıçını. Tamam. İyi mi o yürü. Artık bundan sonra bizim ömrümüz onları yad etmeye de geçer. Rahmeti bol olsun, toprağı bol olsun. İnşallah arkadan hepiniz her an ona Kur'an okursunuz. Bizim duamız bu. Teşekkür ediyorum. Fazla konuşturursan ağlarım.